Evet Emre arkadaşlar, sizinle birlikte Clans oynuyoruz. Clans savaşı videosu çekeceğiz. Hemen şöyle Clans savaşlarım, yaptığımız savaşların tekrarlarına bakalım. Burada arkadaşımız şuradaki Clan kalesindeki heyleri çıkartıyor. Üstüne bir tane zehir büyüsü atıyor. Ve okçularla onu temizleyeceğine inanıyorum. Zaten başka okçulardan başka temizleyecek birim yok. Onu da anlamış oldu. Bu arada arkadaşlar pardon, çok yani hastayım şu anda. Videolarının da sık gelmemesi bu yüzden. Bu videoda zaten çok fazla olmayacak yani, süresi fazla olmayacak, az yani. Yani videonun süresi nasıl söyleyeyim size, böyle şu Clan savaşı şeyleri bitene kadar olacak ama yani 15 dakika, 17 dakika falan, 15-10 dakika arası falan olmayacak. 5 dakika bilemediniz, 8 dakika falan olur herhalde. Ya da olmadı, o da 10 olur yani. Daha da artmaz. Bu arada arkadaşlar, adam dışarıdan bildiğiniz %50 aldı. Şu anda devleriyle birlikte yürüyor. Burada sağlık kapmamı, ben burada neden sağlık kapmamı anlayamadım. Hiç sağlık büyüsü kullanmadı. Burada iki tane devi kaldı. Orada da savaş bitti. Ay. Bu arada arkadaşlar da bir tane savaş oluyordu. Orada üçlenmiş mi? Yok. İki yıldız da kalınmış. Bu da benim saldırım arkadaşlar. Birazcık kötü saldırdım. Şu anda şuraya şöyle bir yapacağız. Buraya bir okçumu koyarak klan kalesindeki evlerini çıkarmayı başardım. Buraya doğru sürüklüyorum. Yani gelsin. Geliyor. Şu anda çok bomba oyun. Tamam. Güzelde. Birazdan hemen zehirbesini atacağım. Ta 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 ta. Okçularımı atacağım. Büyücülerimi atacağım. Onlar zaten o yüzden almakta ustalar. Öyder bayıldı gitti. Evet. Ve şuradan da ve çok enselarengiz bir olaya karşılaştım. Hiç böyle olacağını zaten düşünmemiştim. Gördüğünüz gibi şu iki havuz olması da gitmedi yani, yıkılmadı. Ben onu çok merak ettim. Neden yıkılmadığını çok merak ettim. Ondan sonra saladım zaten. Buradan evlerlerimi attım. Klan kalesinden çıkan şeyleri bakın, iyi izleyin. 5. seviye 3 tane domuz çıkıyor. O domuzu atanlardan Allah razı olsun diyeyim. Çünkü domuzlar olmasaydı şu anda ben bu savaşta %100'ü geç, %40'ı geç, %30'ı geçin, %50'yi geçin, %30 bile alamazdım. %30 bile alamazdım. Size o kadar söylüyorum yani. Belki şu okçu kulesiyle teyze barbar kralıma yönelmeseydi zaten hiçbir şey görmeyecekti onu. Direkt ben okuyor binasını alabilirim. Ve benim ejderlerim onun dikkatlerini dağıtıp ilerleyebilirlerdi. Ben 2 yıldız alırdım. Dünyanın en güzel şeyi olurdu ama. 1 yıldızla kalmak. Allah zorunda kaldık. Allah'ın kısmetini beklersin. Diyeceğim bir şey olamaz yani. Şu anda şurada 2 tane ejderim kaldı. Sadece 2 tane ejderim kaldı sonra. Savaşta sadece 2 tane ejderim var. Buradaki ejderime iyi bakın. Tam okçu kulesini alacakken izleyin, ok ejderim ölüyor. Burada ejderimin çok az canı kalıyor. Bak gördüğünüz gibi çok az canı kaldı arkadaşlar. Ve şimdi izleyin. Tam vuracakken havuz olması görüyor ve ejderim ölüyor. O kadar şanssızlık şey oldu. Hatta ejderin yani o havuz olması, ejderi görmesi imkansız gibi bir şeyken birden görüyor. Neden gördüğünü anlayamadım. Tunga arkadaşımız dedim de. Hatta bu klandaki bütün herkes benden büyük. Tunga abimizin yaptığı saldırıya bakalım. Ejder saldırısı yapıyor üstünde. Gördüğünüz gibi. Benim gibi salaklık yapmaz ama ya. Yok ya, ben salaklık yapacağına inanmıyorum. Ama yıldırım getirseydi daha iyi olurmuş.
yıllarım getirmemesi onun zararına olmuş. Çünkü şuraya 2 yıl, 3 yıl, 3 yıldırım atar atmaz şu ikisi de gidecekti. Ama arkadaşlar ciddi söylüyorum. Onda çok aralarda şey vardı böyle. Çok boşluk vardı. Mesela o şu şuradaysa o şuradaydı. O mantıklı düşünün. Sadece uçları birleşiyordu. Ben de o uçlarını attım. Hiçbir şekilde işe yaramadı. O kabus onu söylemedi ama bak şuradaki şuraya bak. Tam şuraya. Tam köy binasının. O, şu tam şuraya. Atarlarsaydı şey kabus olması da giderdi. Ondan sonra buradan dalardı. Ve daha mantıklı olurdu. Şu anda ejderlerin bütün hepsi içeri girdi. Esrarengiz. Ben içeri girmez zannediyordum. Bu arada arkadaşlar onun sıkıntısı şu ikisi değil. Şu arkadaki hava savunmasıydı. Gerçi bu safayı da savaşı daha yeni yaptı ama ben ona inanıyorum. Yani sizin de gördüğünüz gibi ya zaman sıkıntısı mı yaşadı o ya yoksa? Aziz Allah Celle Celaluhu. Ejder okunuyor arkadaşlar. Ondan böyle bir şey yaptım. Bakın iki tane ejderi kaldı. 3-4 tane ejder kaldı. Neden böyle bir şey oldu ki? Ben çok merak ediyorum. Neden düşük yüzde kaldı? Ben en merak ettiğim soru şu anda bu yani. Başka bir düşünce de kalmadım ki. Onu da alacaklar. Şu iki okçu kulesi yüzünden mi acaba kaybetti? Çünkü iki üzerinde canı çok az. Ve buradaki okçu kulesi yani en yüksek canlı olanı da bayağı düşürdü. Ve buradaki okçu kulesi bence onu aldı yani. Gördüğünüz gibi burada da bir tane okçu kulesi varmış. İki tane ejderi kaldı şu anda. O ejder de ölür mü acaba? O ejderini de öldürüyor. O ejderini de öldürüyor. Bundan düşük büyüde de kalıp çıkıyor. Keşke yıldırım getirseymiş burada. Dünyana gider şey olurmuş. Evet, buradaki dördüncü saldırımızı izleyelim. Tekrar 7. dakika olmuş. Bunu 2x'de izlemek istiyorum. Golem Bekko büyücü saldırısı yapmış. Sizin de gördüğünüz gibi büyüler güzel seçim. Güzel büyüler seçmiş. Buradan direkt ben Pekka'sını atması çok kötü olmuş. Neden? Çünkü Pekka tank değil yani. Pekka tank için değil de böyle saldırı için yapılmış bir birim olduğu için çok kötü atmış. Pekka'yı keşke atmasaymış. Çok keşke atmasaymış yani. Ben onu söyleyeyim. Çünkü Pekka'sının canı bayağı inmiş. Herhalde orada bir test olsaydı şu anda o Pekka'nın yaşayacağını düşünmüyordum. Yaşamazdı yani. Ve şuradaki ejder Barbar Kral'ın nasıl canını indiriyor. Bir vuruş Barbar Kral'ın canını gördünüz mü? Bu zehir büyüsünü de çok kötü yere atmış ha. Baksana şu ejder Pekka bildiğiniz öldürdü yani. Pekka'sı da ucu ucuna kurtuldu yani. Ona da şükür. Şimdi hala ilerliyor. %30, %60'lara %62 oldu. Birden %65, %67, %68, 73, 74 oldu. Şu top da iner herhalde. Yani iner. Büyücüler çünkü çok 3 tane büyücü tabii ki de alır. Buradan %100 mi alınmıştı? Galiba %100 alınmıştı. Evet %100 alınmış. Anca zaman sıkıntısı yaşardı. Zaman sıkıntısı yaşamadı. Ben onu çok merak ediyorum. Ve bitti. Ben zaman sıkıntısı yaşamışım. Onu çok merak ettim şu anda. Yok hiç zaman sıkıntısı yaşamazmış. Sadece Pekka'ları hatta sadece golemler olsa bile çok sıkıntı yaşamazmış. Birincimiz alt üstü oyun. Yani köy binası 9'a bastı kendisini. Buna saldırıyor şu anda. Saldırdı. Saldırmış. Golem Pekka büyücü saldırısı yapıyor. Yani çok sıkıntıda olmuş burada. 2 dakika yani 3 dakika olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki şeylerini çıkartıyor ama diğer bir konu sadece büyücülerle çıkardı ve sadece büyücülerle çıkarması çok kötü olmuş. O büyücü de gidecek. Çok rahat yani. Belli. İkisi de gitti. Önce bak arkadaşlar size ben de önerim yani. Çok öneriyorum bunu. İki tane zehir büyüsünü aynı anda atmayın. Çünkü aynı can gider. Yine aynı canda kalır.
aynı canda kalmaz ama yaşar yani. Hep yaşar. Önce bir tanesini atın. Düşüğünü atın. Düşük seviyesini atın. Ondan sonra yüksekliği bir at. Yani yarısı, yarıya kadar gelir canı herhalde. Yani mesela düşünün 1 ile 3. Önce 1'e atın. Ondan sonra 3'e atın. O ejder ölmez. Üçüncü yani neyiniz varsa onun altında onu öldürür yani. Ama ben size önerim ayrı ayrı bırakın yani. Hem ciddiye bırakmayın. Dekem buradaki bir diğer konuda. Burada sadece golemleri atmış ve Pekka'ların hiçbirini göndermemiş. Pekka neden göndermemiş ben hala onu anlamış değilim. Çünkü burada bir tane golemi parçalanıyor. Parçalandı mı? Parçalanmış evet. Şu anda hala savaş devam ediyor. Orada bir sağlık büyüsü tuttu ama goleminin ikiye ayrılmamasını önleyemedi. Ya bu savaşı büyücüler sayesinde almış diyebilirim size arkadaşlar. Büyücüler olmasa bu savaşlar rahat 3 yıldız alamazdı abimiz. Kapitom bir dakika oldu. Bu zaten son saldırı. Peki. Oo, birisine daha saldırılmış. Yok saldırılmamış galiba ya. Ben salak gibi mi bakıyorum? 14 yıldızla biz nasıl ulaştık? Çok merak ettim ama tam da emin değilim. Çünkü 9 yıldızlık ben baktığımda 10 yıldızlık. 4 yıldız hangi ara? Çok merak konum. Çok merak konum. Burada 3. depremin dağıttı. 3 tane mi deprem oldu? 4 tane deprem. Tamam 4 tane deprem olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabildim. Neden duvar yıkıcı duvar yıkıcı kullanmış ben onu anlamadım. Bir duvar yıkıcı daha kullanıyor. Ve öldü yani. He, klan kalesini yarmaya çalışıyor. Anladım. Anladık arkadaşlar. Öldü. Bam. Ejder onu öldürdü. Büyücü onu öldürdü. Evet arkadaşlar bunu 2x'de izleyelim hızlı bir şekilde. Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar bekleyin ben 2 dakikada geliyorum. Bekle. Arkadaşlar geri geldim. Ha, tamam. İzleyelim hızlı bir şekilde izlemek istiyorum. Buradaki ejder ölmemiş. Sıkıntı yaratmış ona. Yaratmış ona. Böyle köy münasını burada alıyor. %50'yi de alıyordur ama %50'de zorlanmış. %50'de zorlanmış birazcık evet. Birazcık zorlanmış. Neyse arkadaşlar bir bölüm daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz yorum merak etmeyi unutmayın. Özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.